En bir. Hocam ailem biraz baskıcı ve bizim ev biraz sesli gürültülü. Ya en... Ya bilmiyorum da çok kızıyorum ya bunlara ya. Bilmiyorum. Benim hayatım arkadaşlar dominant anne ve babalarla kavga etmekle geçti. Hayatım ya. Zaten tercih dönemi söyleyeceğim size. Kanalımda 3 tane video var. Proje çocuklar diye. Yani dominant anne ve babalar çocuklarını bir proje olarak görüyorlar. Ve onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim o bir insan. Rahat bırakın ya şu insanları. Maalesef yapacak bir şey yok. Bazı anne babalar böyle. Ben sessiz sakin bir ortam istiyorum. Bu yüzden hem kendimi geliştireyim geliştirecek. İyi bir şehir istiyorum. Ankara, İzmir, Antalya gibi. Sizce her şeye rağmen İstanbul'da ailemin yanında mı kalmalıyım? Ya Enbi çok zor bir soru ya. Neden çok zor bir soru biliyor musun? Çok kişisel bir soru. Yani buna sen karar vermelisin. Çok zor. Yani anne babaya karşı çıkabilmek hani çok zor. Hani bağımlısın, ekonomik olarak bağımlısın. Her şeyden önce seviyorsun. Annem, baban sonuçta o, o yönden bağımlısın ama bir taraftan da gelişmek istiyorsun. Ha ben şunu yapardım Enbi. Ben evde kaldım. Hani kendi evimde okudum. Bütün tercihler İstanbul'da olmadı. Babam istemiyordu gitmemi zaten. Herhalde dua etti bol bol İstanbul'u çok kıl payı kaçırdım ben. Sonra size bir hikaye anlatacağım bununla ilgili arkadaşlar. Belki de ondan kaçırmışımdır anlatacağım onu size ileride. Neyse evde kaldım ama ben hiç eve gitmiyordum ya. Küçük kardeşim hala der Cihat der ki abi biz seni hiç görmedik ki üniversite hayatım boyunca hep dışarıda. Gerçekten hep arkadaşlarımdaydım. Yani üniversiteyi kazandıktan sonra bu baskının kırılacağını da düşünüyorum. Yani İstanbul'da kalsan da ailen kazandıktan sonra sana çok baskı yapamaz. Yani sabahtan sırt çantana doldurursun eşyanı çıkar gidersin tamam mı? Okuldasın. Ondan sonra kütüphaneler yerlerdesin. Gezersin, tozarsın. Akşam da eve 8 9 zaten İstanbul'da bir yere gitmek bir iki saat sürüyor. Gidersin. Yani o yüzden bence çok fazla düşünme bu konuyu. Kafanı rahatlat. Hiçbir yere gitme bence. Ya İstanbul kadar güzel bir şehir yok. Neden? Dışarıdan gelenlere arkadaşlar şunu söylüyorum. Ya bak İstanbul'da pahalı, çok zor. Dışarıdan gelmeyin, kabul. Hani zorlanırsınız ekonomik olarak ama İstanbul'da eviniz varsa bence gitmeyin. İstanbul gelişmek için en uygun yer. Tamam mı? Tavsiye ederim İstanbul'da kalmanı. İnşallah baskı da gider. <laughs> Ayrıca hem bir e, aldığım bu seneki en güzel iltifatı verdim bana. Ne diyor? Hocam yıl boyu kullandığım antidepresanımdan daha etkilisiniz. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız ve iyi ki buradasınız. Beni izliyorsunuz. Teşekkür ederim.